السلام عليكم. ورقوات وأخير وأبيب ألبا. Sabah kalkıp 4'te geliyoruz buraya, yani gerçekten bu emeğe, bu sıcaklığa, bu havada şey yani 500 milyon bence hiçbir şeydir. Hele bu ekonomik çocuklarımızı geçindirmek için gerçekten hayat şartları çok zor. Zaten mal da para etmiyor. Geliyoruz, çalışıyoruz ama hayat şartları zor, her şey ortada. Çok zor gerçekten. Yani ben kendim kiracıyım. 5 çocuğum, 5 öğrencim var. Yani gerçekten geçinemiyoruz. Çıkalım. Ne kadar 400 veriyorlar? Yani örnek mesela. Akşama kadar 800, saat 5'e kadar 800 para da değil. Benim oğlum da hapistedir. Gel bunun parasını topluyorum, bunun parasını yolluyorum. Evet. Bu adam da zarar ediyor. Yani çiftçi de, üretici de, çalışan da herkes perişan. İlacı oyu, her dış diyor, yani hatan oyu, çün oyu, mazdeti. Gebal kriya, gebiye xun. ترکیو با تاغی دانه ام تیری چار سدید خفتن چار سدید هیر ناگره باش میتی که سری من والا ام با تاغی دانه همین زکی خود هیر ناکن بیشه دیم نظام چه قاسی ملت اداره خود ناکه والا والا اداره نوه اداره چه دوه چار سد میلونی اوالا گب خفتن اوا ایشکانات تیم خفتن خویه اکنجی نکاره مازید باب یا نکاره تی ایشکانات تینه روب رو تینه روب رو تینه ای قشه که یتمیش ناکه یتمیش ناکه اداره خود ناکن والا اونجا زکی خود هیر دکن Çalışan işçi alıp getiriyor. İnan ki o da sıkıntıda. Dediği gibi teyzenin. Bunun gübresidir. Bunun sulamasıdır. İlacıdır. Yani gerçekten zor. Yani biz de patronumuzu gördüğümüz için biz de fazla sıkmıyoruz ama gerçekten yani zor. Gerçekten çok zor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Dediğim gibi biz DEM Parti olarak Türkiye'nin her yerine, Serhat bölgesi, Ahmet bölgesi, Kırgızistan'ın her yerinde işçi, emekçi kardeşlerimizle buluşmalar, evet, ziyaretler düşündük. Bunun nedeni biraz önce siz çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten ne yemeyeci kazanıyor, ne üretici kazanıyor. Bugün bu ülkede çiftçiliği de bitirdiler, işçiliği de bitirdiler. Aynen. Çok derin bir yoksulluk var. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri artık yoksulluk. Türkiye'de iki insandan biri ekmek bile bulamaz bir hale gelmiş. Biz de bununla mücadele etmek için yollara düştük. Evet, Türkiye'nin her yerinde, DEM Parti sokakta, alanda, siz değerli işçi, emekçi, üretici kadınlarla, çiftçilerle, üreticilerle biz bir arada olacağız, olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bu bir mücadele işi. Ne derler, ağlamayan bebeğe kimse süt vermez. Biz de bu süreçte daha fazla sizlerin de sesi soluğu hem mecliste, hem Ankara'da, hem merkezi siyasette, hem yerel siyasette, siz değerli emekçi kadınların da sesi soluğu olmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Evet. Gösteriyoruz. Kampanyamızın da amacı bu. Evet. Ben tarım yapıyorum. Hayvancılık ama yani evo 4000 sal eken 4000 sal eken masraf zav bol. Bir evo 4000 sal enflasyon yükselmiş bu. Uzevi de hayvancı zede akılnado prim hellado şivan zede para da kozun, cehbol, koy, çini novi o, hani ki masraf bir hayvancılık hani ki hem zarar tıkanıyor. Devlet şu destekle ne oldu? Tanın her küpe desteklemesi dede 200 pazi ta kaydı. Hava tanı 100 pazi taro tasik tıka 100 pazi iş tasik noka. Abi kuni dam hani ki sıkıntı dikşin yola. Şimdi en büyük amacımız özellikle bu tarım hayvancılık üreticilerinin yaşadığı sorunları biz Türkiye'de gündem yapmak istiyoruz. Yapıyoruz da zaten. Özellikle hayvancılığı Türkiye'de bitirdiler. Tarım üretimini de bitirdikleri gibi. Siz çok güzel söylediniz. ifade ettiniz yani üretime destek yok. Yok, üretimde mesela destek Türkiye'de yok. Türkiye'de hayvan ithalatı olmaması gereken bir yer. Doğru. Özellikle Serhat, Ahmet bölgeleri, buradaki verimli meralar hayvancılık için bütün Türkiye'ye ve ihracat yapacak düzeyde de hem bize yeter hem dışarıya yeter. Şimdi Angus'lar getiriyorlar, Doğru. ithal ediyorlar. Doğru. Etin fiyatını o şekilde dengelemeye çalışıyorlar. Fakat biz buna çok karşıyız. DEM Parti olarak da özellikle hayvan üreticilerinin desteklenmesi konusunda biz elimizden gelen her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz. Yaylacılığın yine en büyük sorunu birçok yayla yasaklanmış. Mesela Doğru. Ardahan tarafı, Ardahan. Kars tarafı, buralarda belli başlı yerler. Doğru. Yani tırnak içinde güvenlik önlemi adı altında aslında hayvancılığı bitiriyorlar. Doğru. Ve bizi dışarıya bağımlı bir hale getiriyorlar.
Biz özellikle hayvan yemi konusunda, evet, hayvan yeminin teşvik edilmesi, devletin bu konuda bir destek sağlaması çok önemli. Biz Iğdır'da hayvan üreticileriyle bir buluşma gerçekleştirmiştik. Ve bize şunu söylediler, biz samanı ithal eden bir pozisyona geldiysek, Türkiye'de hayvancılık nasıl gelişsin? Yani saman, bakın buralarda, Türkiye'de saman, Kürdistan'da saman ithal etmek facia bir şey. Doğru. Yine karşılaşılan en önemli konu özellikle bu yaylalarda su galiba, değil mi? Su sorunumuz var. Su. Ve elektrik. Su. Doğru, elektrik ve su sorunumuz. Şu an siz elektriği nasıl çözüyorsunuz burada? Evet. Güneş enerji. Kendiniz üretiyorsunuz. Kendi. Evet. Şu anda elektrik nasıl hallediyorsunuz? Böyle şu kendi imkanımızla biz tam Ağrı'da, o daha karın da olduğun yer var ya. Evet. Oradan 10 bin kilometre, 12 bin kilometre kendi imkanımızla getirdik. Bazen o gelmesin ve çok kötü sular içiyoruz. Yani, içmek yani oradaki su da temiz su değil. Oradaki kumla karışır da Ağrı Dağı'nın eriyen karlarda kumla karışın. İsterse göstereyim, çok bir sağlıklı bir su değil. Yani o konu, su konusunda da baya sıkıntımız var. Yani devlet destek hayvancıya, tarıma hiç vermiyor. Hiç vermiyor. Ha, vermiyor. Çünkü biz bir tane kuzuyu götürüyorum. 5 lira veriyorum, 6 lira veriyorum, 5-6 lira ne vereceğim ki? Evet, masrafı çıkmaz. Masrafı. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Çavay. Çavay. Ama teyze abi kim? Bırak bir de beni. Tamam.